hoş geldiniz diyorum. İsmim Cenk Kulum. PwC'de vergi ortağı olarak çalışıyorum. Bugün yine beraber direktör olarak çalışan arkadaşım Cem Aracı ile birlikte iyi dönüşüm hizmetleri, iyi dönüşüm projesi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Sabahki bölümümüze girenler için esasında büyük kısmı bir tekrar olacak. Ama girmeyenler için belki sıfırdan bir anlatım olarak devam edeceğiz. Vaktimizi verimli kullanmak için esasında özellikle şu ana kadar olan gerçekleşmiş e-fatura ve benzer projelerin üzerine çok durmadan birazcık bugün size gelecekte bu projeler nereye doğru gidecek, biz hangi noktalara dikkat etmeliyiz, dünyada trendler nereye doğru gidiyor, özellikle Türk vergi dersi veya Türk devleti bunu hangi noktalarda önemsiyor, bizim güncel hayatımızı, ticari hayatımızı veya yatırım kararlarını biraz sonra anlatacağımız ödeme kaydedici cihazlar veya diğer özellikle bilişim sistemlerine yapacağımız yatırımları ne kadar etkileyecek, o kısımlar üzerinden tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz kısa süre önce 2014'ün başında artık elektronik faturaya, belki buradaki bulunan firmaların tamamı elektronik fatura uygulamasına geçti. Bunu ilk 3 yıl önce telekom operatörleri ve bir gaz dağıtım şirketi dışında geçen firma yokken şunu düşünüyorduk. Herhalde bu Türkiye'de daha birkaç sene içerisinde zor gerçekleşir, ciddi yatırım gerekir. Ancak ne oldu? Gelir İdaresi çok hızlı bir aksiyon olarak, belki de hep uzatılmasını beklediğimiz, uzatılır nasıl olsa Türkiye'dir, bir sene ertelenir dediğimiz uygulamaları güncel hayatımıza soktu ve 2014'ten itibaren elektronik fatura sistemine geçtik. Bugün güncel olarak gördüğümüz elektronik fatura veya diğer sistemlerin esasında tabii ki birçok amacı var. Özellikle Avrupa'daki çıkış amaçlarına baktığımızda ticareti hızlandırmak, birazcık da belki çevresel duyarlılıkların da etkisi var. Ama Türkiye gibi kayıt dışının çok yoğun olduğu ülkelerde esasında bunun asıl amacı denetimi daha etkin olarak yapmak, kayıt dışıyla mücadele, kayıt dışı ekonominin hacmini azaltmak, özellikle kayıt içindeki büyük firmaları kullanarak altındaki kayıt dışı firmaların vergi gelirlerini garantiye almak amacıyla bunlar çıkıyor ki Türkiye'de bunu çok kuvvetli olarak görüyoruz. Bu noktada esasında vergi otoritesi sadece e-fatura veya elektronik fatura veya elektronik defter değil, birçok uygulamayla, beyanname uygulaması ve ödeme, elektronik irsaliye biraz sonra bahsedeceğimiz uygulamalarla amacı denetimi etkin olarak yapmak, bir de verimliliği sağlamak. Verimliliği sağlamak nedir? Firmaların çok istisnai durumlar dışında, nedir, bir uzlaşmanız olur veya çok istisnai bir beyanname verecek durumda olursunuz, bunun dışındaki tüm işlemlerini vergi dairesine gitmeden yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Hem verimliliği getiren bir yaklaşım onlar açısından, vergi toplamadaki bir maliyeti çok düşüren bir uygulama, tabii diğer yandan da denetimde etkinliği çok kuvvetli olarak getiriyor. Peki bizde neler gerçekleşti şu ana kadar? Elektronik faturada 2014 başına itibaren elektronik faturaya geçtik. Deftere bu sene içinde geçen firmalarımız da var. Belki aramıza geçen, sizlerde de geçen firmalar vardır. Ama bu sene sonu itibariyle zaten elektronik faturaya geçtiysek deftere de zorunlu olarak Ocak 2015'ten itibaren geçeceğiz. Şu anda bir erteleme duyumumuz yok. Elektronik kayıt saklama ise belki bu iki defter ve faturadan çok daha ileri bir uygulama. Şu an sadece belirli sektörlerdeki, belirli sayıdaki firmayı ilk aşamada geçmesine hedefleyen, gerçekten firmaların elindeki bilgileri, üretim ağaçlarını, üretimde ilgili maliyetleri, satış miktarlarını, her şeyi gelir idaresinde raporlayan bir sistem. Şu an pilot olarak belirli sektörlerde geçecek ama bizim hissiyatımız ya da konuşmalarımızdan çıkardığımız elektronik fatura ve elektronik defterdeki gibi belirli bir süre sonra artık belirli miktarda iş hacmi olan firmaların tamamının geçeceği bir uygulama. Elektronik arşiv ise şu an Mart itibariyle firmalar geçebilecek durumda. Ancak elektronik arşivdeki zorunluluk e-fatura kadar geniş değil, birazcık opsiyonel. Sadece internetten satış yapan veya internetten satışta bulunan firmaların toplam ciroları 5 milyonların üzerindeyse onlar da 2016 yılından sonra geçmek zorunda olduğu bir uygulama. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar zaten geçildi. Ancak diğer POS cihazları da artık entegre olacak 2016 itibariyle. Elektronik irsaliye ile ilgili bir çalışmalar var ve hepsi bittiğinde
Elektronik ödemeyi de entegre ederek artık firmaların tüm işlemlerini, ödemelerini, mal hareketlerini elektronik olarak takip edip karşılaştırabilir bir noktaya doğru ilerleyeceğiz. Bu neyi getirecek? Esasında elektronik özellikle kayıt sistemiyle artık firmaların birbirleriyle karşılaştırılabilir durumda olmasını, mal genelinde transfer fiyatlaması açısından olsun veya diğer mal hareketleri, kayıt dışı ekonomiyle ilgili birbiriyle karşılaştırma yapabilecek çok büyük bir veri tabanına ulaşacak. Türkiye'deki elektronik fatura sistemine veya elektronik kayıt sistemine baktığımızda Avrupa ülkelerinden biraz farklı. Avrupa ülkelerinde, işte Ukrayna ve Türkiye dışında Avrupa'da sistemler açık sistem. Açık sistem dediğinde iki firma arasındaki haberleşme veya fatura akışı tamamen iki firma arasında bir e-mail veya bir PDF paylaşımı şeklinde oluyor. Kapalı sistem dediğimizde hem Türkiye'de hem de özellikle kayıt dışı ekonomi yoğun olduğu Latin Amerika ülkelerinde olan bir sistem. Bu sistem birazcık daha kontrollü amaçlayan bir sistem. Yani iki şirket arasındaki hareketin arada bir otoriteden geçmesi ki bizde gelir idaresinden geçen bir sistem ve bunun kontrol edilmesi üzerine bir uygulama. Ki Latin Amerika ülkelerinde biz 2 hafta önce bir yine konferansla dinledik Brezilya örneğini. Brezilya'da neredeyse giden fatura kontrol edilerek gidiyor ve belki birim kıymetlerine kadar gelir idaresi karışabilecek bir durumda. Bizim otorite gibi sadece posta işlevi görmüyor. Birazcık daha ileri gitmişler. Artı Brezilya örneği ki gerçekten büyük bir ülke örneği. Kayıt dışı ekonomi yüksek olduğu bir ülke. Mevcut durumda Brezilya örneğinde artık tüm faturalar elektronik olarak gidiyor. Tabi bu da neyi getiriyor? Türkiye'de de yakında faturaların biraz onu sonra geleceğim. Elektronik olarak giden fatura sayısının artışını getirecek. O nedenle Türkiye'deki sistem biraz önce söylediğim gibi esasında daha çok Güney Amerika bazlı kayıt dışı ekonomiyi önleme ve denetimi daha etkin olarak yapmayı amaçlayan bir sistem. Geçen hafta veya önceki hafta yine Sayın Bakanımızın açıklamalarında da görüldüğü üzere kayıtlı kullanıcı sayısı şu an 20 bin olan kayıtlı kullanıcı sayısı gelecek yıl itibariyle 2016 itibariyle gelecek yıl sonu itibariyle 40 bin. Daha sonra kamu alımlarının tamamını elektronik olarak yapma neticesinde 100 bin kullanıcıya çıkmayı hedefleniyor. 100 bin kullanıcı demek zaten sizlerin güncel hayatında gelen faturaların şu an %50'si, 60'ı belki %70 elektronikken artık bunların tamamının elektronik olarak alınması noktasıdır. Bu firmaların tabii şu an elektronik deftere geçme zorunluluğu olacak mı? Çünkü bunlar çok küçük firmalar. O çok belli değil. Ama belki ileride daha basit cloud çözümlerle birlikte bu firmaların defterlerinin veya diğer kayıtlarının elektronik olması ve tüm Türkiye'deki hareketlerin izlenebilir noktada olmasını bekliyoruz. Mevcut durumda aylık 10 milyon tane elektronik fatura düzenleniyor. Bunun değeri de 100 milyar lira. Esasında sayı belki çok yüksek değil 10 milyon fatura ama Türkiye'de gerçekten ciddi miktardaki para hareketi elektronik olarak şu an kayıt altına alınmış ve kontrol edilebilir duruma geldi. Bu tabii ki süreçlerden bir tanesi. Burada elektronik fatura özellikle ticari işlemlerde kullanılan business to business elektronik faturanın üzerine elektronik arşiv de business to consumer yani tüketiciye yönelik faturalarında elektronik hale gelmesi. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ki bu belki gittiğimiz restoranlarda özellikle ödeme yaptığımızda hem fiş veren hem post slip'i veren cihazlar. Onların yaygınlaşmasıyla birlikte artık sistem bir noktaya geldi. İleriki noktalarda elektronik defter ve kayıt saklama yükümlülüğünde bir standart olan bu Extendable Business Reporting Language'in General Ledger dediğimiz standardı ile esasında artık veri toplamaya başladığı noktada idare birazcık daha denetimi etkin hale getirme ve kayıt dışında olan firmaları veya rasyoları daha diğer firmalardan ayrışan firmaları tespit edeceği bir noktaya gelecek. Bu çember esasında daha sonra belki birazcık daha diğer kurumlarla entegre olarak, diğer kurumlar nedir? Ödeme noktasında belki bankalarla veya ithalat verileri için gümrük idareleriyle veya diğer benzer kontrolleri yapan kurumlarla entegre olduğunda artık farklı bir dünyaya doğru gideceğiz. Bu farklı dünyada denetimlerin
2014'te gelip 2009'u denetleyecek bir sistem değil. Belki gerçek zamanlı sıkıntılarımızı anında tespit edecek, uzaktan sistemlerimize erişecek veya bizim sisteme yüklediğimiz özellikle stok, üretim, hizmet alımları gibi verilerimizi anında karşılaştırarak anında müdahale edebilecek bir sisteme doğru gidecek. Esasında biraz önce zaten arkadaşlarım bu uluslararası denetimlerin sıkılaştırmasını anlatırken Türkiye'deki kısım da sıkılaşacak. Ve sonunda belki işlemlerimizi verimli hale getireceğiz. Nedir? Bir belki basılı defterimiz olmayacak. Fatura düzenlemelerimiz çok hızlı olarak gidecek karşıya. Hatta bu, belki bu senelerde artık yatırım yapıp gelen faturaların onay süreçlerini de elektronik hale getireceksiniz. Kayıtlar çok hızlı oluşacak. Ancak diğer taraftan artık yaptığımız işlemlerin mevcut uygulamalara, mevcut düzenlemelere, vergi usulü kanununa veya diğer düzenlemede uyumlu olup olmadığını kontrol etmek çok kolay olacak. Biraz sonra da bahsedecek. Biz de firma olarak esasında şu an sizin defterlerinizi alıp gerçekten şematronu doğru mu veya en azından basit kontrolleri hızlıca yapacağımız yazılımlar geliştiriyoruz ki bu yazılımların benzerleri veya çok daha ileri giderlerini gelir iddiaları geliştiriyor. O nedenle bizim artık mevzuata uyum ve mevcut düzene ayıracağımız zaman birazcık daha artacak diyorum. Ve detaylar için Cem sana bırakıyorum sözü. Merhaba, Cem Aracı ben. PwC Dolaylı Vergi Reklamı'nda direktör olarak çalışıyorum. Aslında çoğu kişiyle tanışıyoruz. Sabahki seansa katılanlar için Cenk'in de dediği gibi ufak bir tekrar olabilir ama bazı farklı noktalara da değinmeye çalışacağım. E-arşiv uygulaması, e-defter uygulaması, yeni nesil ödeme kayıt cihazları uygulaması ve asgari elektronik kayıt saklama uygulaması hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Yaşanan problemleri anlatmaya çalışacağız. Çok kısaca e-arşiv uygulaması aslında öz itibariyle e-fatura projesinin bir devamı. Firmalar buna şu anda başvurarak uygulamaya geçebilirler. Ve e-fatura uygulamasına, e-arşiv uygulamasına geçtikten sonra e-fatura olmayan mükelleflerine de e-fatura kesebilirler. Dolayısıyla kağıt faturayı, matbaa faturasını tamamen hayatlarından çıkarabilirler. Sabah da belirtmiştik, belirli şartlarda tabii ki yine de faturanın kağıda basılması gerekiyor. Ama en azından bir nüsha basılacak, diğer nüshaları elektronik ortamda saklanacak. Ve firma böylelikle tamamen arşiv yükünü önemli ölçüde azaltmış olacak. Dolayısıyla onun için de iyi bir maliyet avantajı sağlamış olacak. E-arşiv uygulamasında e-faturalar zaten gelir dersi üzerinden giderken e-arşiv uygulamasında faturaları biz direkt müşterimize gönderiyoruz. Dolayısıyla gelir dersinin bu faturalardan haberi yok. Her ayın 15'inde, takip eden ayın 15'inde o ayın faturalarını gelir dersine raporluyoruz. Ne fatura kestiğimizi, her satırında ne ürün olduğunu, kaç kıymetini, KDV'sini vesaire tüm bilgilerini aktarıyoruz. Dolayısıyla gelir dersi hem e-faturalardan haberdar hem e-arşiv faturalardan haberdar. Yeni nesil EKC'ler vasıtasıyla da ödeme kayıt cihazların bilgi fişlerinden ve perakende satış fişlerinden haberdar. Türkiye'deki satışın ve alışın büyük bir bölümünü gelir dairesi aylık olarak veya günlük olarak takip etme kapasitesine sahip. Şu anda e-fatura uygulaması çalışıyor. Yeni nesil ÖKC'ler kısmen hayata girdi. E-arşiv uygulamasına da şu anda firmalar başvurabilir. Yani bizim aldığımız duyumlar ve çalıştığımız bazı firmalar var. Ocak itibariyle kullanmaya başlayacaklar. Çok yararlı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bir firma e-fatura kullanıyorsa e-arşive geçmesinin yararlı olduğunu düşünüyoruz. İleriki yıllarda da zaten zorunlu olacağı aşikar, mecbur geçeceğiz. Şimdiden internetten satış yapıp hasılatı 5 milyonu geçen firmalar bu uygulamaya 1 Ocak 2016 itibariyle girmesi gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken nokta internetten satışının 5 milyon olmasına gerek yok. Direkt brüt hasılatı 5 milyonu geçen firmalar internetten 1 liralık bile mal satmış olsalar bu uygulamaya geçmek zorundalar. Ve burada şöyle bir problem var. İnternetten mal satmanın tanımı maalesef çok açık değil. İşte siparişi ve satış satın alma süreçlerinin tamamının internetten tamamlanması diyor. Ama belirli firmalarda belirli değişik sorunlar olabiliyor. İşte siparişi alıyor, malı götürüyor ama kapıda ödeme alıyor. İşte bu internetten satış mıdır? Dolayısıyla burada hem mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliklerine hem tüketici koruma kanununa hem de yeni çıkan e-ticaret, elektronik ticaret kanununa biraz atıfta bulunulması lazım. Firmalarınızın bunu danışmanlarıyla veya avukatlarıyla etraflıca değerlendirmesi lazım. E-arşiv uygulamasındaki önemli hususlar firmalarınız için yatırım gerektirebileceği için söylüyorum. E-faturaya geçerken biz 3 tane yöntem vardı. Portal, entegrasyon, özel entegrasyon.
çoğumuz entegrasyon ve özel entegrasyon kullandık. Bu entegrasyon yöntemini kullanmak için kendi datamızı gelir dersine faturalarımızı direkt göndermek için bizden bir sertifika istemiyorlardı. ISO 27001 sertifikası istenmiyordu. Şimdi bu sertifika isteniyor. Eğer siz entegrasyon yöntemini seçecekseniz e-faturada seçtiğiniz gibi bu sertifikaları almak durumunda kalacaksınız ve bunlar maliyet olacak. Ya da özel entegratör firmaları kullanacaksınız. Şu anda aramızda bir sürü firma zaten kullanıyor hali hazırda. Bir daha özel entegratör firma seçip bir daha bir sözleşme yapıp e-arşiv uygulamasına da özel entegratör firma kullanabilirsiniz. E-arşiv uygulamasından e-defter uygulamasına geçelim. Açıkçası ben e-fatura, e-defteri nispeten e-dönüşümün daha önemli konu olarak görüyordum. Çünkü ticari hayatı etkileyen bir boyutu var. Yani kayıt düzeni haricinde borçlar kanunu olsun, uyuşmazlıklar olsun, ticaret kanunu göre bir mahkemeye gittiğimizde karşı tarafa tevsik edebilmek olsun. Faturanın daha önemli bir proje olduğunu düşünüyordum. Ama işin içine girince e-defter projelerinin çok daha zor olduğunu gördük. E-defter projeleri e-fatura projelerine göre maalesef daha zor geçiyor. Firmalar e-defterimi yaptım, başvurdum, e-defterimi Ocak ayında tutacağım diye düşünüyor. Ama biz örnek e-defterlerini aldığımız zaman çok fazla hatalar görüyoruz. En basit YMY kayıtlarına bile çok sayıda hata görüyoruz. Bunun sebebi mevcut veriyi elektronik deftere çevirmeye çalışıyoruz. Ama mevcut veri elektronik deftere çevrilecek bir veri değil. Detay eksiği var. İçerik olarak içerisinde eksikler var. Haklı olarak firmaların, benim de bir firma yöneticisi olsam, bu reel sektörde çalışan bir kişi olsam, benim de önceliğim müşteri memnuniyeti, finansman, ürünümün çeşitlendirilmesi, tedarik zincirinde avantaj yaratmak olur. Bu konular tamamen usule ilişkin konular. Gündemimizin en arkasında olması gereken konular. Yani 2014 yılında biz hala ödeme yöntemini şu alana mı yazayım, belge tipini bu alana mı yazayım gibi konuları tartışıyoruz maalesef. Yani bir bakıma üzücü bir konu. Ama maalesef bu mevzuatımız ve vergi usul kanunu adı üzerine usul, usule önem veriyor ve biz bunları yapmak durumdayız. Yapmadığımız durumda da usulsüzlük cezalarının ötesinde özellikle KDV iadesi alan, ÖTV iadesi alan veya incelemeye gelen bir firmanın, giren bir firmanın başının ağrıyabileceği durumlar olabilir. Usul bazen esasın önüne geçebiliyor. Hepimiz biliyoruzdur, KDV kanunda bir madde vardır. Fatura üzerine, belge üzerine gösterilmek ve deftere kaydedilmek kaydıyla yıl içerisinde KDV indirilebilir diye. Yani harcamayı yapmışız, banka yoluyla yapmışız ama defterimize işlemediğimiz bir KDV'yi indirmemiz mümkün gözükmüyor. O yüzden bu defterde artık bizim yasal defterimiz olacak. Doğru şekilde bir projelendirmeyle gerçekten layığıyla defter üretmemiz önemli diye düşünüyorum. YMY ve KEBİR'i geçiriyoruz. Şu anda işletme, envanter ve diğer defterler varsa onları geçirmiyoruz. Onlar olduğu gibi devam edecekler.